Yunanistan'da 2 haftadan fazla süredir sermaye kontrolleri kapsamında kapalı tutulan bankaların 20 Temmuz pazartesi günü açılacağı bildirildi. Ancak günlük para çekme limitinde ise bir değişikliğe gidilmeyerek 60 euroda sabit tutuldu. Öte yandan Yunan parlamentosunun geçtiğimiz gün kreditörler tarafından 3. yardım paketi için şart koşulan kemer sıkma önlemlerini onaylamasının ardından Avrupa Yunanistan'a finansman musluğunu tekrar açtı. Avrupa Merkez Bankası Yunan bankalarına acil likidite yardımını 900 milyon dolar arttırdığını açıklarken Euro bölgesi Temmuz ayında acil finans ihtiyacını karşılayabilmesi için Yunanistan'a Avrupa Mali İstikrar Mekanizması üzerinden 7 milyar euro tutarında köprü kredi verilmesini kabul etti. Berlin'de Sosyal Demokratların bir toplantısına katılan Euro bölgesi başkanı Jörgen Dijsselbloem ise artık Yunanistan'ın Euro'dan çıkışını konuşmaya gerek olmadığına vurgu yaptı. Ben Grexit hakkında konuşmanın durdurulmasından ve Yunanistan'ı tekrar yola sokmak hakkında konuşulmasından kesinlikle mutlu olurum. Bu programla yapmaya çalıştığımız da bu. Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble son yaptığı açıklamayla kesinti olmadan Yunan borcunun nasıl uygulanabilir hale geleceği belirsiz demiş ve geçici Grexit daha iyi bir yol olabilir değerlendirmesinde bulunmuştu. Bununla birlikte Alman parlamentosu Bundestag Cuma günü Yunanistan'ın reform paketini oylamaya hazırlanırken oylamada bir sürpriz yaşanması beklenmiyor.